kapatılmamıştır. AKP davası bitti ama Anayasa Mahkemesi'nin mesaisi bitmedi. Sonbaharda DTP davası var. Demokratik Toplum Partisi'nin de kapatılması isteniyor. Bugün de Genel Başkan Ahmet Türk o davaya ilişkin konuştu. DTP kapatılırsa halkımız kırılır dedi. Böyle bir süreç Türkiye için gerçekten yeni bir kaosun, yeni bir politik sürecin başlaması anlamına gelecektir. Bunun açıkça bilinmesi gerekiyor. Barışa zarar vereceğine inanıyorum, kardeşliğe zarar vereceğine inanıyorum. Aslında mahkemenin AKP kararından sonra DTP'de de umutlar arttı. Türk eğer demokratikleşme yolunda bir adım atıldıysa bu DTP kararıyla pekiştirmeli diyerek partinin kapatılmaması gerektiğini söyledi. Türk'ün demokratikleşme için bir önerisi daha vardı. Ergenekon'da tarafız diyerek Ergenekon'un bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmasını istedi. Hatta Güngören'deki patlamada bile Ergenekon şüphesini dile getirdi. Bombacı diye gözaltına alınan şahısla ilgili, bombayla ilgili soru bile sorulmuyor. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 18 kişinin hayatına mal olan saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini ve bombayı patlatanın yakalandığını açıklamıştı. Ahmet Türk, PKK'nın yaptığı konusunda şüphelerimiz var dedi. Gözaltına alınan o ismi savundu. 13 saat sorguda kalan patronu bile işine bağlı, hiçbir eksiği olmayan ve gerçekten disiplinli, düzgün bir insan olduğunu ifade ediyor. Acaba Ergenekon'u aklamaya yönelik bir davranış mıdır? Veyahut Türkiye'de halen Ergenekon'a ihtiyaç var mantığını mı veyahut o düşünceyi mi halka aşılamak istiyorlar?